İzmir, Aydın, Antep, Maraş, Antalya ve tüm Anadolu. Düşman çizmeleri altında sadece gaflettekiler, sadece dalalettekiler
ve bir de ihanettekiler huzurluydu. Kan ağlıyordu Türk yurdu. Yanıyordu Anadolu. Analar, bacılar, çocuklar kahroluyordu. Vatan düşman dipçiğinin, düşman süngüsünden, düşman zulmünden mutlaka kurtarılmalıydı. Asırlardır bağımsız yaşamış Türk milleti, imkansızlıklardan nasıl imkanlar yaratılır göstermeliydi. Miralay Ayıcı Arif Bey komutasındaki birliklerimiz de Yunanlı işgalciler arasında kanlı çarpışmalar sonucunda 5 Eylül 1922 tarihinde tekrar elde edilmiştir. Bugün burada yıllar önce sabrımızı, gücümüzü, azmimizi gösterdiğimiz 7 düvele karşı bu sefer birliğimizi, dirliğimizi ve saadetimizi göstermek için toplandık. Bilmeden gelip bastığım bu toprak, istiklal uğrunda, namus yolunda can veren Pazaryer Belediye ekiplerince kurban kesimi merasimi yapılacaktır. Kurban kesimi, il müftü yardımcımızın duaları eşliğinde Asımcı kanımızı gerek elde ederken gerek onu muhafaza ederken kanımızı canımızı vererek Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillahi Rabbil Alemin Peygamberi verdin, vatan verdin, evlat verdin, mal verdin, rızık verdin. Söylemeyeceğimiz kadar nimetlerine sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Ya Rabbi, hamdle şurayı tekrar bize vatan olarak nasip eylediğin için sana hamd ederiz, şükrederiz. Tekrar hamdimizi, şükrümüzü dergahında kabul eyle. Kulluk üzere yaşayan kullarından olmayı bizlere nasip eyle. Lütfeyle, kerem eyle, ihsib eyle. Ya Rabbi, memleketimizi tekrar vatanımızı tekrar düşman işgaliyle işgal edilip onu tekrar kurtarmak gibi bir bela, bir imtihan, bir fitneyle bizleri tekrar imtihan eyleme ya Rabbi. İndirtme. Birliğimizi daim eyle. Düşmana fırsat verme. Global, kapitalist, emperyalist ve siyonistlere vatanımız üzerinde hilelere, desiselere, yeniden fitneler kurmalarına, vatanımızın birliğini, diriliğini bozmalarına fırsat verme ya Rabbi. Olayı gerek ferden, gerek toplum olarak hemen bizi cezalandırma. Bize tövbe etmeyi, yanlışlarından dönmeyi nasip eyle ya Rabbi. Demeyi ettiğin toplumlar gibi aziz ve değerli eyle. Razı ve hoşnut olduğun kullarından eyle. Razı ve hoşnut olduğun kullarından eyle. Amin. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولله الحمد الله أكبر الله
Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Sayın Yusuf Okul Müdürüm, İlgilenme Meclisi üyelerim, Belediye Meclisi üyesi arkadaşlarım, saygıdeğer mehteran, sivil toplum örgütlerinin değerli mensupları, tüm daire müdür ve memurları, mesai arkadaşlarım, basınımızın değerli temsilcisi, sevgili öğrenciler, sevgili hemşerilerim, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Beraber ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 92. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Tarihin hiçbir döneminde bağımsızlığından ödün vermeyen ve tarih yazmayı gelenek haline getiren milletimiz, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde vatanımız işgal altındayken kurtuluş mücadelesi başlatmıştır. Yunan ordularının işgal altına giren 1. ve 2. İnönü Savaşları'nda kadını ve erkeğiyle, genci ve ihtiyarıyla, varı yoğu her şeyiyle canını dişine takıp şahlanan Türk milletinin verdiği varoluş mücadelesi tarihin altın bir destanı olarak bütün milletlere örnek bir zafer ile sonuçlanmıştır. 30 Ağustos 1922'deki Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile istilacı Yunan ordusuna karşı son ve kapsamlı zaferi kazanan Türk ordusu 4 Eylül 1922'de Söğüt ve Bozüyük, 5 Eylül'de Pazaryeri ve 6 Eylül 1922'de ise Bilecik'i Yunan işgalinden kurtarmıştır. İnönü Savaşları Türk ordusu Gedos'taki düşman kuvvetlere karşı mücadele ederken Yunan ordusu ilçemiz Nazikpaşa köyü mevzilerine gelmişti. Fakat Nazikpaşa ve Gümüşdere mevkiinde ve sonra Pazarcık mevkiinde bir taburdan ibaret olan Miralay Ayıcı Arık Bey komutasındaki küçük kuvvetler bütün bu düşman ordusuna 3 gün oyaladı. Böylece bu vatan için canını ortaya koymuş olanlar işi görünmemiş bir direnişle düşmanı 3 gün durdurdular. İnönü hattına ulaşmasını sağladılar. 5 Eylül 1922 günü Pazaryeri'ni düşman istilasından kurtardılar. Pazaryeri Kurtuluş Savaşı'ndan çok büyük yaralar alarak çıkmış, savaşın getirdiği sosyal ve ekonomik çöküntü nedeniyle Cumhuriyet dönemine çok güçsüz başlamıştır. Pazaryeri halkı Kurtuluş Savaşı'na tüm varlığıyla katılmış, gerek milis kuvvetleri ve gerekse düzenli ordumuza yüzlerce evladını vermiştir. Pazarlı Bey'in Seyit Onbaşı'nın Nene Hatun'un torunlarıyız. Bize düşen görev, atalarımızdan bize miras kalan ve bizim de çocuklarımıza, torunlarımıza miras bırakacağımız Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü koruyarak her zaman tek yürek olduğumuzu tüm dünyada duyurmak ve Türk ulusu olarak bizi güçlü kılan cennet vatanımıza yönelen herhangi bir tehlike karşısında tek yürek olmamız, birlik ve beraberlik içinde hareket etmemizdir. Milli mücadele yıllarında omuz omuza nasıl birlikte yaşamışsa, nasıl birlikte mücadele etmişse, bundan sonra da Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Arnavutuyla, Manavıyla, Macırıyla ve daha sayamadığım birçok etnik kökeniyle huzur, barış, sevgi, hoşgörü içinde birlikte yaşamaya devam edeceklerdir. Milletçe el ele ve gönül birliği içinde kazandığımız zaferlerden aldığımız güç ile hep birlikte yeni Türkiye hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Büyük mücadeleler ve büyük savaşlar sonrasında kazanılan ve bizlere emanet edilen vatan topraklarını korumak ve sonsuza kadar yaşatmak hepimizin görevidir. Coğrafi, stratejik, tarım,
sanayi ve turizm yönünden çok güçlü potansiyellere sahip olmasına rağmen uzun yıllar gerekli kalkınmayı gösterememiştir. 29 Mart 2009 yerel kalkınma hamlesinden sonra pazar yeri değişecek kutsal yolda Şeyh Edebali'nin insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla hareket ediyoruz. Pazar yerinin kalkınması, gelişmesi ve büyük hedefler için birliğe, beraberliğe, güçlü ekiplere ihtiyacı bulunmaktaydı. İlçemizde yaşayan her hemşehrimizin pazar yerinde yaşamaktan mutlu ve gururlu olduğu takdirde özlenen pazar yeri oluşturacağımıza inanıyorduk. Sizlerin mutlu ve huzurlu bir ilçede yaşaması için gece gündüz çalışarak hizmet gönül işidir ilkesiyle hareket ederek ilçemizde yol sorunu çözdük. Yeşil alanlar, modern parklar kazandırdık. Sosyal tesisler yaptık. Spor severlerimize tesisler yaptık. Kültür merkezi projemizi hayata geçirdik. Hızlı ve güvenilir hizmetler için araç filomuzu yeniledik. Geçmişimize sahip çıkarak geleceğe yön vermeye çalıştık. Pazar yeri sevdamız ilk günkü gibi aynı heyecanla devam etmekte. Yaptığımız hizmetleri yeterli görmüyor, bunların daha da fazlasını yapabilmeyi arzuluyoruz. Pazar yeri tarihinde hiçbir zaman siyasi olarak bu kadar güçlü konumda olmadı. Yaptığımız çalışmalarda Sayın Milletvekilimiz Doktor Fahrettin Poyraz ve Milli Eğitim Bakanı Hemşerimiz Profesör Doktor Nabi Ağacı'ya çıktığımız bu hizmet yolunda ilçemize verdiği desteklerden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Yeni kabinede yer alan hemşerimiz Başbakan Yardımcımız Doçent Doktor Yalçın Akdoğan'ın ilçemize büyük hizmetler vereceğini biliyoruz. Bu bilinçle ilçemizin ulaşım sorunlarını çözmeyi, tarımın daha da zenginleşmesi için Dereköy Baraj Projesi'ni takip ediyoruz. Yapacağımız yeni imar çalışmalarıyla büyük medeniyet yolunda yeni Türkiye 2023 hedeflerine yeni pazar yerinin oluşumu da büyük katkı sağlayacaktır. Desteğiniz gücümüz olacak. Sizlerden aldığımız bu güçle birlikte başaracağımıza inancımız tamdır. Sevgili hemşehrilerim, bugüne kadar projelerimize verdiğiniz maddi ve manevi destekten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Desteğinizin bundan sonraki projelerimize de daha da artacağını temenni ediyorum. Bu ışıkla bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi, birliğimizi kimsenin bozamayacağı inancıyla pazar yerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 92. yılında milletimize eşsiz zaferler kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bağımsızlık ve hürriyet uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi şükranla anıyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Jandarma Assubay Çavuş Sayın Abdülkadir Erdem konuşmasını yapacaktır. Arz edelim. Assubay Çavuş Abdülkadir Erdem. Sayın Belediye Başkanım, saygıdeğer Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, saygıdeğer pazar yerliler. Sözlerime başlamadan şehitlerimizin temiz ruhlarına, vatan uğruna şehit düşen ve ölmeyip gazi olan vatan evlatlarının tümüne selam olsun. 10.071 Malazgirt Savaşı ile Türk milletinin Anadolu'ya ilk kez değil, son kez girdiğini bildiren Alparslan ordusuna selam olsun. Maaş'ta 2 saatte tarihin en büyük meydan savaşlarından birine damga vuran muhteşem Süleymanova ordusuna selam olsun. Başkomutanlık meydan savaşından Türk vatanının işgale yeltenenlere haddini bildiren Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya ve kahraman ordusuna selam olsun. Pazar yerinin kurtuluşunda aktif rol alan Miralay Ayıcı Arif Bey'e ve askerlerine selam olsun. Bugün güzel ülkemizin aziz beldesi Şeyh Edebali Diyarı pazar yerinin 92. kurtuluş günü hepinize kutlu olsun. 5 Eylül pazar yeri için önemli bir tarih. Varoluş ve yok oluşumuzun bir dönüm noktasıdır. Bütün benliğimizle idrak etmemiz gereken bir tarihtir 5 Eylül. Ayrıca bu tarih atalarımıza duyduğumuz minnet duygularımızı dile getirmek için bir fırsattır. Etmemek için var gücümüzle çalışmalıyız.
esaret altında kalmaktansa ölmeyi tercih eden, istiklal ve istikbal aşkıyla yaşayan, özgürlük adına, hak ve hakikat adına şehit olmayı gözleyen canların ülkesinde yaşayan, torunlar olarak bize düşen görev, birlik, beraberlik, kardeşlik duyguları içinde bu topraklarda yaşamanın haklı gururu Türkiye Cumhuriyeti'ne her daim siper olacaktır. Herkes bilsin ki dün olduğu gibi bugün de vatanımızın birliğine ve bütünlüğüne atalarımızın bize kutsal emaneti olan mukaddes bayrağımıza uzanacak eller her ne pahasına olursa olsun tereddütsüz kırılacaktır. Emin olunuz ki Türk Silahlı bu coğrafyada doğmanın, pazar yerli olmanın haklı hazını yüreğimizin derinliklerinde hissediyoruz. Edirne'de isimsiz kahramanların ayaklarından öpüyorum. Onurdan şehitlerimizi, gönül yarası gazilerimizi bu vesilelerle minnetle anıyorum. Değerli pazar yerliler, zafer gününüz kutlu olsun. Saygılarımla. Kutlama mesajını okuyoruz. Sayın Muzaffer Yalçın, Belediye Başkanı. Şanlı tarihimizdeki dönüm noktaları, tarihi boyunca karşılaştığı tüm engelleri birlik ve beraberlik içerisinde olarak nereden gelip nereye gittiğimizi, kutlu yürüyüşümüzün mana ve değerini bizlere en güzel şekilde hatırlatmaktadır. 5 Eylül 1922 tarihinde güzel ilçemiz pazar yerinin düşman işgalinden kurtuluşu da böyle bir dönüm noktası olarak hepimiz için gurur ve iftihar vesilesidir. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. 5 Eylül Pazaryeri ilçemizin kurtuluşunun 92. yılını en içten dilekleri duygularımla kutluyor, tüm Pazaryeri halkını en kalbi duygularımla selamlıyorum. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı. Toprak onun yatağı oldu. Mehmet toprağın üstünde.
koşu. Hey hey! Merhaba, elbet merhaba. Ben Derbaşı. Sizlere de merhaba, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ambulansa ver ayakkabılarını.
başı. Haydi. Ya Allah. Allah Allah. Ve beşiril müminin ya Muhammed. Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı'na, Mustafa Nuhri Kahraman'a ödülünü vermek üzere Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer Yalçın'ı tören alın. Can seven Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer Yalçın, Pazar Yeri Meslek Yüksek Okulu Müdürümüz Yardımcı Doçent Doktor Faruk Akın, benim her an haykırıyorum, Türk'üm ne mutlu bana. Cesaretin candadır, şöhretin dört yandadır, benim asıl devrim damarımdaki kandadır. Sen vatanımsın, ekmeğimsin, duyduğum, bildiğim zafersin yıllarca. Hocam ciddi ama çekeceğiz mi? Zonguldak'ta 63.